manşeti aşılamada 20 milyonu geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Şimdi hani az önce söylemiştim yerli aşıyla ilgili bir bakan onun atmış olduğu adım akşam gazetesinde yer alıyor. İlk gönüllü bakan Varank yerli aşıda faz 1 başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşıda ilk fazda gönüllü oldu ve birinci dozu yaptırdı. Hemen hani hem Sayın Bakan bu haberi paylaşalım hem de ülkemiz için şifa olsun dileriz. Hani burada bir başarıya da ulaşmış oluruz. Akşam gazetesinin manşetini paylaştık. Hemen aşağıda Hilal istersen haberin gazetenin eteğinde onu da göstermiş olalım. ODTÜ Bilkent işbirliğiyle üretilen aşıyı Ankara Onkoloji Hastanesi'nde yaptıran Mustafa Varank bugün taburcu edilecek, 21 gün sonra ikinci doz verilecek. Haziranda faz 2'ye, Ağustos'ta faz 3'e geçmesi beklenen yerli aşı dünyada 4. aşı oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı adayları listesinde de yer alıyor. Çok önemli bir çalışma. Hem ODTÜ hem de Bilkent işbirliğiyle yapılıyor ve bir bakan da bu aşıda faz 1, faz 2, faz 3 çalışmalarında gönüllü oldu. Hemen bilgisini paylaşalım. Türkiye yerli aşıya hazırlanıyor. Faz 1 aşamasının son gönüllülerinden biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu. Normalde bu çalışmalar 27 Mart'ta başladı. 36 gönüllüyle başladı. Biz de artı 2 Hasan Mandal hocamızla beraber biraz ısrarlı bir şekilde bu çalışmaya katılmış olduk. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşıda 27 Mart'ta insan denemelerine geçilmişti. Faz 1 aşamasında 36 gönüllünün aşılaması tamamlandı. Son dozların talibi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal oldu. COVID-19 Türkiye platformu olarak hocalarımızı toplamıştık. O gün biz Hasan Hoca'yla söz verdik. Dedik ki yeter ki bilim insanlarımız bu aşıyı üretme noktasına gelsin. Sizinle beraber biz de gönüllü oluruz. İşte bugün o gönüllülük sözümüzü yerine getiriyoruz. VLP yani virüs benzeri parçacıklara dayalı aşı adayı ODTÜ'den Profesör Doktor Mayda Gürsel ve Bilkent Üniversitesi'nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirildi. İnsan denemeleri 18+18'lik biri düşük diğeri yüksek doz olmak üzere iki gruba uygulanıyor. Her iki grubun 6'sı plasebo yani içinde aktif ya da etken bir madde bulunmayan enjeksiyonlardan oluşuyor. VLP aşısı yani virüs benzeri parçacıklar aşısı dünyada çok inovatif kabul edilen bir aşı türü. Aşı adayımız virüsün 4 proteinini de dikkate alarak tasarlanmış bir aşı adayı. Aynı zamanda aşılarda kullanılan aşının etkinliğini arttıran adjuvanlar var. Aşının faz 2'si İngiliz varyantına da uygun. Bakan Varank yeterli gönüllü bulunabilir ve faz 3 çalışmaları tamamlanabilirse sene sonunda yerli ve milli aşıya kavuşacağımızı söyledi. Aşılama vaktiniz geldiyse aşıya adaysanız lütfen Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı aşıları kendinize yaptırın. Ama yerli aşı çalışmalarında da gönüllü olmak istiyorsanız lütfen çekinmeyin. COVID-19 Türkiye platformu kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen 7 aşı adayımız var. İnşallah gelecek haftadan itibaren de diğer aşı adayımız inaktif aşı adayı. O da başlayacak Ankara Hastanesi'nin şehir hastanemizde. Hemen şimdi Ankara'dan bir haber paylaşalım ve misafirimiz, konuğumuz Deniz Zeyrek gelmiş. Onu da ekranlarınıza getirelim. Hayalisiniz, tehlikeli bir yaşamış. Kepçeye müdahale ettim dedim ki bakın göçüyor dedim. Bir şey olmaz abi dedi. Duvarlar etraf yarıldı. Duvara kadar uçtu. Şu an millet görüyorsun tahliye oldu. Faciaya ramak kalan anlarından biri daha yaşandı Ankara'da. Çankaya ilçesi Çamlıtepe mahallesindeki 3 katlı 10 daireli saadet apartmanı bitişiğindeki inşaatın temel kazısında yaşanan toprak kayması nedeniyle tahliye edildi. Birkaç gün buraya bir polis girilmez diye barikat çektiler. Ama 2 gün sonra aynı şekilde inşaat devam etti. Burası Grova, kaya zemin var, bir sıkıntı yok. Üst taraftan gelen bir noktada yaşanmış. Ne etrafındaki binaların temelini etkilemiyor, ne temelde kayma var, ne binada kayma var, ne kolon kirişte bir sıkıntı var. Yani en ufak bir sıkıntı yok. Müteahhit arkadaşa 12 Nisan'da tebligat yapıp hızlı bir şekilde imalatını istemişiz. Artık gördüğünüz gibi işim resmen belediye olarak da başına gelip imalatı bir fiil yaptırıyoruz. Arka binada da herhangi bir sıkıntı
yok. Geçtiğimiz hafta sonu da inşaat temelindeki hatalı kızı çalışması nedeniyle Çankaya'da 21 bina boşaltılmış, istinat duvarı çökmesinden etkilenen Açeli Apartmanı yıkılmıştı. Bu kez de bir başka sokakta 3 hafta önce istinat duvarı yapılmadan başlanan inşaatın temel kazısında yaşanan toprak kayması yürekleri ağza getirdi. Geliyorlar, binada dikey çatlak yokmuş, bir şey yok kardeşim. Burada can yatıyor ya. Toprak kayması nedeniyle 10 daireli bir apartman tahliye edildi. Apartman sakinleri öfkeliydi. Çünkü iddialarına göre toprak kayması son bir haftadır yaşanıyordu ama önlemler alınmamıştı. Gece yarısı büyük bir gürültüyle tüm mahalle sokağa döküldü. Hastası, yaşlısı olanlar büyük tepki gösterdi. Oğlum COVID'li, eşim de kaymastan dolayı evde kalıyorlardı. Nereye götüreceğimi bilmiyorum. Bir ev ayarlayıp inşallah bulursa götürdük. Bulmazsa arabada duracaklar. Aramadığım yer kalmadı. Bütün bina sakinleri sokakta şu anda. Müteahhit nerede? Evinde. Neden arkasında sağlam insanlar varmış? Belediyemizin de bunları denetlemesi lazım. Temeli etkilemeyen ufak bir gelme oldu. Ne temelde kayma var, ne binada kayma var, ne kolon kirişte bir sıkıntı var. Yani en ufak bir sıkıntı yok. Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen, belediye görevlilerinin tahliye edilen apartmanda inceleme yaptığını, ancak bir sorun olmadığını, yıkım riski taşımadığını söyledi. Geri dönebilirler ama dediğim gibi geçen hafta yaşanan olaydan sonra vatandaşlarımız tedirgin oluyorlar. Onlara da hak veriyoruz, yani bir şey söyleyemiyoruz. İsteyenleri biz misafir edeceğiz. Ama aldığımız raporda, kendi tetkiklerimizde herhangi bir sıkıntı yok.